mektubunu aldım. Hamza sana çok fenalıklar yaptı. Ona rağmen onu müdafaa etmen. Sonra yazdıkların. Hamza'nın hali perişan güllü. Kim olsa aynısını yapardı. Sen olsan ananın katilini affeder miydin? Orhan yakalandığında onu affedebilecek misin? Affedemeyeceksin. Affetmeyeceksin. O kadar kolay değil. Bir cana kıymanın tövbesi affı olmaz değil mi? Öyle. Hem zaten benim anlatacaklarım Hamza'nın cezasını değiştirmezmiş. Avukata gittik. Temize gidebilirsiniz dedi ama tonla para istedi. Babam şöyle gözlerini dikti, gözümün içine bir baktı. Sen ne dedin? Yapamam Kemal. Hamza'nın kurtulması için avukat falan tutamam. Bunu Muzaffer'e, kendime, çocuğuma yapamam. Bak gördün mü? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş da laf mı ya? En az 10 yaş genceldin ha. Yenge bayılacak. Ah usta bak, yengen helali besten oluyor. Öyle mi? Öyle ya. Başın sağ olsun ya. Siz sağ olun. Hadi kolay gelsin. Hadi. Gel hele, gel. Kaçma, gel, gel. Ustamız kadar olmasa da bizim elimizde makas tutuyor. Geç otur. Merak etme, çırak olduysak burada adam kesmiyoruz. Reşit. Selamun aleyküm Cemşir efendi. Aleyküm selam Ramazan. Reşit. Bana para lazım kurban. Ne oldu ki? Hamza'nın davasının için avukata para vermem lazım. Tamam da kardeş, bende para ne gezer ki? Değil mi? Tabii. Hay gidi dünya. Benim cebim kıt. Herkesin cebi kıt. Bana hiç bakma Cemşir efendi. Dayımın katiline yardımcı olacak halim yok herhalde benim ha? Zaten zamanında bir hata yaptık, sana borç verdik. İkinciyi yapmam yani. Ya bak ne diyorum biliyor musun? Belki de bu Güllü insafa gelir, pişman olur. Parayı Güllü verir ha? Allah Allah. Güllü Hamza'ya avukat tutacak ha? Daha neler? Tutacak. Ben ikna edeceğim. Eğer ikna etmezsem benim adım da Cemşir değil. Ya bak ben ne diyorum biliyor musun? Sonuçta yani bunlar şimdi etle tırnak gibi. Kardeş yani sonuçta. Belki de Güllü'nün de kalbi yumuşayıverir ha? Allah Allah! Kalbi yumuşayacak ha? Kocası ölürken kalbi yumuşamıyor. Bebesi babası kalınca kalbi yumuşamıyor. Bu şerefsiz için kalbi yumuşayacak ha? Ya tamam tamam. Şimdi sen de haklısın tabii Ramazan kardeş ya. Çok haklısın. Ama yani ne yapayım şimdi? Ben de ikinizin aranızda kaldım yani. Şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ne yapayım yani? Bıyık alsın sakalı kes. He kurban. Konuşuyor bana, borç istiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.